Bize evlilik Aga. programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Bir tane. Don't yani söyleyemem. Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan. 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. Bir de John Sins vardı galiba. Ağzı ağır trollüyor ama ya. Don't yani. Bunu kullanacağız artık, tamam mı? Ne yapıyorsun? Eşinizi seviyor musun? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. Niye bekledin? Bir kadın neden maço erkek tercih eder? Maço erkek. Benim tercihim maço değil. Nasıl isterdin? Böyle kılıbık olsun, ev işi yapsın. Çamaşır, bulaşık, en son çocuk yapsın, olur. Çocuk da istiyor. He? Tabi yapsın, niye karşıyı kadınlara yüklüyorlar ki? Yapabilir, Amerika'da yapmışlar. Sezeryan. Bence Türk erkekleri de yapabilir. Erkekler çocuk yapabilir ya, her şeyi yapıyorlar, sonra da yapabilirler. Amerika'da güveniyorum Türk erkeğine, yapar. Sezeryan. Bir şey olmaz ya Sezeryan'dan. Bir de gazı da veriyor ya, güveniyorum Türk erkeğine diye. İki dakikalık iş. Orucu ilk hangi şehir açar? Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı, başbakanımız olduğu için. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01C. En son hangi şehir açar? Düzce. Neden? 81 plaka. Hangi otobüs otobüs terminalinde durmaz? İETT. Bilemedin. Deniz otobüsü. Termometrenin düşmesi neyi gösterir? Havanın soğuduğunu. Yok. Çivinin iyi çakılmadığını. Cam bedenden çıkmayınca ne olur? Cam matematik dersine geç kalır. Tren ne zaman üşür arkadaşlar? Soyulduğu zaman tren de soyulur ya. Efendim, merhabalar. Merhabalar abi. Efendim siz vejeteryan mısınız? Vejeteryan değilim. Değilim abi. Elhamdülillah Müslümanım. Böyle oturduk, çok da güzel böyle ortamımız var. Tam kapı çaldı. Nişantaşı'ndayız biliyor musun? Böyle ama çok da böyle göbek bir yerdeyiz. Evdeyiz, şekiliz böyle. Ondan sonra kapının birisi çaldı. Grand tuvalet böyle. Böyle beyefendi. Biz şimdi şeyiz ya biraz, paçozuz falan. Herkes böyle ayağa kalktı. Ben de misafirim. Herkes tabii eyvallah dedik. Önümüzü kapattık falan. Şeylerimizi içtik. Bir daha içtik. Adam bize dedi ki ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Ben dedi bekleyin dedi. Atın bunları dedi ya, gerek yok dedi, biliyor musun? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl böyle? Adam çıktı gitti. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Ya adam bize çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Biz de dedik ki ulan dedi, bu adam dedi ki ne içiyor acaba? Çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyor musun? Bizi bekliyoruz hala, adam gelecek dedi ki ben size güzelliği getirecek falan diye. Aradan yarım saat geçti, kapının zili çaldı mı? Çaldı. Zınk. Adam kapıyı açtı, biz zili açtık. Bize bekliyoruz, adam getirecek, güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize, ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi. Yarım saat yalın ayak gezmiş. Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. Ama kafamız nasıl güzel. Paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var, bakma ya. Efendim bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Şayla şükür. Bir de böbreği. Bayılırım. Her sabah. O çükü yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir. Benim gibi. Çak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soğan, piyaz. Harika dostum. Mutlaka ölmeden önce aşağı yiyin. Soyan. Gençlik bence bozuldu ya, baya bozuldu gibime geliyor. Ben öyle gelme, İslam'ım İslam'ım. Ölürsem kabrime gelme, İslam'ım İslam'ım. Allah İslam'ım.
Gençlik işte böyle abi. Tamam gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum, ölürsen kabrine gelmeyeceğim. Gelirsem adam değilim, gelmeyeceğim. Abi. Kedi. 2018. Merhabalar. Merhaba. Sonu dayımla biten 3 tane kelime. La kedi. Teşekkür ederim abi. Dur kardeşim ya. Tamam. Bir şey var mı? Yok abicim, teşekkürler. Köpekten korkar mısınız? Hayır, köpek besliyorum ben. Korkmuyorsun. Yok, korkmuyorum. Bir de olmaz. Karabasan nedir? Bu denizde olur. Uyku felci. Beni evin içinde ruhumu gezdirdi. Böyle elimi kaldırışım kaldıramam. Kolumu kaldırışım ederim. En hassas noktanız neresi? Duygularım. Duygularım. Aşka. Anlayamazsın. Bende çıkar. Sende olsa taşıyamazsın. Bunu okur musunuz efendim? Congratulations. 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 Abi ben bunu okuyabilseydim zaten İngilizce 3 sene alttan almazdım. Congratulations. Artı bu şey yazılım şekli zaten alttan almazdım. Eray. Yine Eray. Ben İngilizce 3 sene alttan almazdım. Congratulations. Artı bu şey yazılım şekli zaten Yunanistanca. Latonis sonu aonis olan her şey Yunanlılara aittir. Abi bedelli askerlik hakkında ne düşünüyoruz? 18 milyar bedelli askerliğe veriyorlar. 8 milyara gitsin, organını kestirsin o veren vatandaşlar. 10 milyar cebine kar kalır. Koşun geçsin, takılsın valla. O kestirdiği organı da cerrahtan istesin, onu kolye yapar, boynuna asar ya. Takar yani, yapan adam zaten utanmaz. Geçsin onu da yani. Şey yani. Bedelleri istemiyoruz lan. Paçayı böyle çekiller sanki ahıra girer gibi. Şöyle. Moda. Bir de sarı saç böyle yukarıdan aşağı böyle gelir burada küpe. Abi sarı mikrofona buradan selamlar, Erzurum'a hoş gelmişsiniz. Ben AK Parti'ye vereceğim. Her şeyi yaptı yani. Hiçbir eksiği yok. Bir sürü fabrikalarımızı kapattı. Açık veren. Esnaf yoksul demeden içleri kan ağlıyor. Ben aynısını düşünmüyorum. Saymakla bitmez yani yaptığı şeyler. Ne yapmadı? Ne yapmadı? Biz yapmadıklarını sayıyorsunuz da bir de yaptıklarını da sayın. Köprü yapıldı dediler. Yol yapıldı. Bunlar benim karnımı doyurmaz. Bunlar karın doyurmaz. Ya şimdi bak, eskiden hastaneye düşüyor senin baban, tamam mı? Paran yoksa cenazeyi alamıyorsun. Şimdi git 100 milyar masraf gitse böyle. 30 liralık ilacı ödemiyor, 5 liralık ilacı. O zaman 30'u da öderim, 5'i de öderim. Ben bin bin sade biliyor musunuz abilerim bak. Biz haşim, dinamit, yakışıklı, yürekli, sert, taşaklı bir cumhurbaşkanı istiyoruz abi. Taşaklı. Abim benim. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor abi. Taşaklı. Bravo, bravo abi, bravo. Neyiniz var bana dedi. Ya dedim hocam dedim, bazen dedim aklım karışıyor dedim. Ne gibi dedi. Ya dedim geçen dedim evden dedim dolma biber almak için manava diye çıktım dedim. Yolda kafam karıştı, kırtasiyeye gittim, dolma kalem aldım dedim. O ara bir kuş kondu doktorun penceresine. Hemen masanın altına attım kendimi. Hayırdır beyefendi falan filan. Ya hocam dedim sormayın dedim. Kaç zamandır işsizim dedim. Uçan kuşa borcum var dedim. Bu kuş da onlardan bir tanesi olabilir dedim falan filan. Ya dedi sizin dedi bizlik bir şeyiniz yok ki dedi. Siz kuş gribi olmuşsunuz dedi. Diyeceğiniz başka bir şey yoksa dedi sizi enfeksiyon hastalıklarına sevk edeyim dedi. Var dedim. Bazen de canım sıkıldığı zaman deli dana gibi gezerim dedim. Tamam dedi, deli dana da ekleyek şuraya dedi falan filan. Bilmem ne gönderdiler. Oradaki doktor da şey dedi, siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Ya hocam dedim ben hep dedim, boyumdan büyük işler yapıyorum dedim. Elimi yüzüme bulaştırıyorum dedim. İşte kazandığım para da dedim ancak elimi yüzüme bulaşanları çıkartmaya yetiyor dedim. O yüzden dedim bir terzinin yanına geç vakitlere kadar kafa ütülüyorum dedim. Bir zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ve? Vampir olsaydınız kimi ısırırdınız? Ne bileyim ben. Bir tanesi ısırırdım. Kimi? Arkadaşlar. Nasıl ısırırsın? Hap diye. Zombi olsun.
Cansar abla var. Benim arkadaş. Isırım. Isırım Cansar abla. Nasıl olay bu abi? Belki mafya ısırırım. Evde bütün gün yatakta böyle duruyordum. Şimdi beni hayatta tutamazsın. Sabahlıyorum dışarılarda. Ormanda yatıyorum. Hayat bu ya. Herkesle konuşabilirim. Herkesle. Herkese laf atarım. Acayip. Hayat bu. Bari bunlar ot gibi yaşıyorlar. Birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Lan köpeğe tecavüz ediyorlar. Normal. Ben dans ediyorum bana. Kıza bak ya falan. Ne var lan? Dans ediyorum işte. Sen evde yapmıyor musun müzik duyunca? Yapmıyor musun evde? Tuvalete gitmek kadar normal bir şey. Ben Sivaslıyım. Yiğidim malı meydanda. Uzun ince. Bir kaç yaşındasın? 21 ama 15 gösteriyorum bence. Bebek yüzlüyüm falan. Ama manitam var. Ot gibi yaşamayın. İnsanları kız erkek ayırmayın. Herkes insan. Herkesle konuşabiliriz. Biri size yaklaşınca direkt onu size affedersiniz ama şey yapacakmış gibi don't davranmayın. Yani. Ben size herkese insan olduğu için yaklaşıyorum. Erkek kız fark etmiyor benim için. Yayınlayacaksınız değil mi? Instagram Sema Kayseri'nin takipçi kızıyım ben. Umurumda değil lan. Takip edin ya da etmeyin. Ben kitap okuyorum zaten. Görüşürüz. Programlarda imkan vermiyorlar ki çıkayım şuraya. İmkan verseler. Senin sarı mikrofona çıkarmamız yok mu ya Eray?